Biz buradan sağa girelim, İdealtepe sahil yolu. Oradan dönüş yapıp tekrar Ankara yönüne dönelim. Evet, şimdi içeriye doğru düz git, minibüsün olduğu yöne doğru. Kapasın yeni. Şimdi sağ sinyal ver, sağdan aşağı İdealtepe sahil yolu. Direksiyonu bırakarak sinyali açıp kapattığın için tekrar istemsiz açılıyor. Avucun direksiyonda olacak. Parmaklarının arasını alarak sinyali kapatman gerekiyor. O zaman yanlış sinyal vermemiş olursun. Şimdi hep virajın ilerisine bak. Bak ilerisi keskinleşiyor. Ayağın biraz frenli olsun. İleriyi görene kadar, virajın keskinliğinin azaldığını görene kadar frenleyin. Şimdi bak keskinlik azaldı. İleri gördük, gaz ver. Sağdan ayrılma. İlk sağdan tekrar yukarıya çıkacağız. E5'e bağlanacağız. Tekrar sinyal ver. Bak şu 3 tane ok işareti var ya, ne diyor? Keskin viraj diyor, sağa doğru. Keskin bir viraj olduğunuzu gösteriyor. Asfalta ve çizgiye bak. Virajın görebildiğin en ileri noktasına bak. Bu senin daha doğru direksiyon açısı vermeni sağlayacak. Arabanın hızını daha doğru ayarlamanı sağlayacak. Bak ne oluyor? Virajın ilerisi keskinleşiyor. Çünkü ileriyi daha az görüyoruz artık. Oradan anlıyorsun. Yolun ilerisini ne kadar göremiyorsan o kadar viraj keskinleşiyor demektir. Şimdi bir şerit sola gideceğiz. Yine yumuşak açılarla. Evet, hızlanarak. Evet. Şimdi buradan da yan yoldayız. Biz minibüsün, mavi minibüsün olduğu yerden E5'e katılacağız. Sinyalini ver. Kesik çizginin başladığı yerden gideceğiz. Tamam. Yine hızını düşürmemeye çalış. Yumuşak açılarla git. Çizginin maksimum derece yakınında ol. Aynadaki görüntüyü daha iyi görürsün. Gaz vermeye devam et. Hızlan iyice. Evet, ayağın altındaki gücü kullan. Arkadakilerden kurtulursun. Evet. Bak şu an birden hızlandı. Biraz daha gaz ver. Minibüs sana denk gelmesin. Bak ne oldu? Onunla denk gelmedik. Gündemimizden çıktı. Eğer biraz daha geç kalsaydın önüne girecekti. Onun yavaş gidişine maruz kalacaktın. Şimdi biz neydi? 3 şeritli yollarda her zaman orta şeridi benimsiyorduk ya. Şimdi birazdan uygun olduğu zaman şu ticari araç geçsin seni, Iveco. Ondan sonra yol müsait olduğunda sola geçersin. Şey, ortaya geçersin. Evet, güzel bak. Nakış gibi dokuyorsun. Direksiyonu çevirmen, o verdiğin açı o kadar az ki tam benim istediğim gibi yani. Onu yani şu yolda zaten bu kadar hızlı giderken çok da bir çevirmenin anlamı yok. Ya bunu yapan çevirenler var mı ki? Var, evet. Yani yeni başlayıp o az açıyı vermekte zorlanan birçok insan var. Onlar o zaman şeridinden de çıkan insanlar. Çünkü çıkıyor, evet çıkıyor. Çünkü gereğinden fazla gitmiş oluyor sola doğru. Yok, normalde de şeridinden çıkan insanlar. Çünkü ben buradan zaten o sinyali verip yavaş yavaş geçerken şu yolu gözlemliyorum. Hani ben evet. Şeride ne kadar girdim, olması gerektiği kadar girdim. Aynen diye. Öyle. Zaten geçişe başladığında önüne bakman lazım, asfalta çizgiye. Orada da doğru yapıyorsun. Direksiyonun açısı hani az açı vererek orada da doğru yapıyorsun. Çünkü birden sağa doğru keskin bir açı verdiğinde arabanın ne kadar gideceğini tahmin edemiyorsun. Bir de etrafındaki sürücüleri tedirgin ediyorsun. Çünkü ani yapılan her hareket etrafındakiler açısından tedirginlik yaratır.